arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz hazırız. Biz hazırız. Şimdi balkondan 23 Nisan'ı kutlayacağız. Herkes balkonlarını, camlarını süsledi. Hepimiz hazırız. Çınar'cığım, ne hissediyorsun anneciğim? Çok iyi hissediyorum. Mutlu musun? Mutluyum. Aşkım benim, nasıl yakışıklı oldu benim oğlum. Bakın ablalara, abilere. Hepiniz bakın. Maşallah. Anne, zaman bayrak sallayacağız? Biraz sonra sallayacağız. 12'de. Evet. Geldi saat aslında. Yakup'u merak edenler. Ay, nasıl sallayacağım ya? Rüzgar var çok. Tamam, rüzgarla daha güzel sallanır işte. Hani rüzgar... Baban göstersin sana nasıl sallanır. Oğlum sadece buraya... Abi rüzgar sadece buraya... Çok salla, şey açtınız camı. Üşüyeceğiz ya. Çok cereyan yapıyor. Anne ya, gitmiyor ki bu. Çabuk anne, gitmiyor. Çıkar bu olacak şeyden. Aferin. Biz bugün sosyal mesafemizi korurken olmazsa 100 yıl önce memleketimiz koyuldu. Biz bugün ailemizle, olmazsa bizim için ailelerinden uzaktayız. Biz bugün evlerimizde, ilk evlerimizde Ankara hayatında, baksa ya, duvarları yıktılar. Umut ve inançla sözlüler. Hani baksa bu yıkayı da verdi yani. İnanıyorum ki biz de kapanacağız. O günlerde, sana kutladık arkadaşlar. Kahvaltımız falan da yapmıştık zaten ama kahvaltı sofrası daha öylece duruyor. Şimdi Türk kahvesi istedi Yakup. Yani kendim de içeyim, en azından bir kendime geleyim. Bugün yoğun bir gün olacak benim için. Bugünkü videomda yeni açmış olduğum kanalı duyurdum arkadaşlar, sizlere bahsettim. Teşekkür ediyorum buradan, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel tepkiler aldım. Çoğu kişi de demiş yani, en güzelini yaptın Çağla, en iyisini yaptın diyen arkadaşlar çok fazla. Gerçekten bu güzel yorumları gördükten sonra doğru bir karar verdiğime de daha çok inandım. Şöyle kahvemi atmaya çalışıyorum bir yandan. Dibinde kalmış. Şöyle. Yani anlayacağınız, doğru bir karar verdiğime daha da çok inanmış oldum. Şükürler olsun. Şu an yeni kanalıma abonelerim geliyor. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Yani abone olan elleriniz dert görmesin diyorum. Bugün bu arada ilk sahurumuzu yapacağız Allah'ın izniyle. Neden dedim kendime çevirmiyorum ki kamerayı? Bugün Allah'ın izniyle yeni sahura, ilk defa ilk gecemize, yani kalktık ilk sahurumuza. Çok heyecanlıyım ben. Sizler de eminim ki o kadar heyecanlısınızdır. Bugün evimi güzelce toparlayacağım. Evimi toparlayacağım arkadaşlar. Güzel de bir Ramazan öncesi, ilk sahur öncesi güzel de bir evime temizlik yapacağım. Dip köşe temizliğim zaten olduğu için çok ayrıntılı girmeyeceğim. Rutin bir temizlik olacak bu benim için. Yalnız bu çekmiş olduğum temizlik videosunu arkadaşlar yeni kanalım için çekeceğim. Yeni kanalıma atacağım temizlik videomu. İlk temizlik videomu atmak istiyorum çünkü. Orası için çok heyecanlıyım. Şu an istediğim şey, beni izleyen, beni severek izleyen takipçilerim yeni kanalıma abone olmalarını istiyorum. Ve bir an önce orada kanalımın aktifleşmesini istiyorum arkadaşlar. Şu an kanal incelemede 1000 aboneyi doldurmam gerekiyor. Ne zaman dolar bilmiyorum. Acelem yok. Ama bir an önce dolarsa da iyi olur. Çünkü hani ben de ilerleyecek yolumu görmek istiyorum. İki kanalda video atmak benim için sıkıntı oluyor arkadaşlar. Sıkıntı olabilir. Bu kanalda her gün aktifim. Ama diğer kanalım için de böyle güzel videolar çekip atacağım. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hemen aklımdayken onu da söyleyeyim, sizden haberiniz olsun. Yeni kanalımda arkadaşlar, biliyorsunuz ben önceden Ramazan ayında sahur vakti diye, yani sahura yaklaştığımız zamanlarda falan canlı yayın yapıyordum YouTube'dan.
O yüzden yeni kanalımda sahur vakitlerinde canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Canlı yayınıma katılmak isterseniz de yine buyurun gelin. Ama lütfen abone olmayı, zile tıklamayı ve tümünü işaretlemeyi unutmayın. Zile, abone olup zile tıklayıp tümünü işaretlemediğiniz zaman yaptığım canlı yayınların bildirimi gelmez arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Abone olup zile tıklayıp tümünü işaretlersiniz. Canlı yayınlarımdan, atmış olduğum bloglardan haberdar olursunuz. Zaten sizler de artık biliyorsunuz. Abone olmak istemeyenleri zaten hiçbir şekilde zorlamıyorum. Ama böyle ara ara buradaki videolarımda da bahsedeceğim yeni kanalımda. Kolay kolay arkadaşlar. Herkes bir anda öğrenemiyor yani. Mesela şu an ben kanal linkimi açıklamalara koymama rağmen, ismimi söylemesine rağmen mesela birkaç yorum da geldi. Hani kanalın linkini atar mısın diye. Onlardan da hani özelden link attım. Çünkü hepimiz arkadaşlar kendimize göre işimiz, gücümüz, telaşımız var. Yani bazen bir şeyleri atlayabiliyoruz, göremeyebiliyoruz. O yüzden böyle kısa kısa açıklamalar yapmayı düşünüyorum. Efendim bebeğim. Ben dolapta kek var. Türk kahvesi oldu arkadaşlar. Şöyle. Birazcık da böyle. Hep aynı bardağa gelmesin köpük. Evet. Hemen kahvemi içeceğim arkadaşlar. Ardına hemen işlere koyulacağım. Arkadaşlar temizliğim bitti. Vallahi çok yoruldum. Yani çok yoruldum derken çok yorulmadım da. Biraz sanırım hızlı yaptım. Bir de temizlik yaparken vlog çekmek insanı ayrı bir yoruyor. Vlog da çektiğim için ayrıyeti. Bugün yapmış olduğum eğlenceli temiz videonu izlemek istiyorsanız arkadaşlar diğer kanala davet ediyorum sizi. O kanala yüklü. Şimdi artık bir yorgunluk kahvesi yapıyorum kendime. Evimde misler gibi oldu. Güzelce bir dinleneyim artık. Şarjım bitiyor bu arada. Dibek kahvesi yapıyorum kendime. Bol kalori. Kalorili söyleyemem. Arkadaşlar burada dünden kalma böyle kısırım var. Bayağı bir var. Çayımı demledim. Şu an çay demin alıyor. Burada da güzel mercimek çorbası yaptım. Şimdi bunu güzelce bir blenderdan çektim. Kıvamı falan çok güzel oldu. Böyle ellerime sağlık. Bol limonlu tüketiriz. Kapandı. Kapatalım. Katlanacak çamaşırlarımı katladım. Ondan sonra sepeti boşalttım arkadaşlar. Biraz daha renkler vardı. Onları da boşalttım. Güzelce yıkadım. Onları da astım. Şu an evle alakalı bir iş yok. Aslında şu balkon camları. Vallahi bıktım balkon camlarından biliyor musunuz? Balkon camları yağmur yağınca yine çamur oldu. İç tarafları temiz ama dış tarafları şöyle bir kat silinse parlayacak. Üşeniyorum yani. Üşenmesem sileceğim ama. Aslında bir gazla silsem iyi olur. Size video çekmem çünkü geçenlerde çekmiştim daha balkon camını temizlerken video biliyorsunuz. Ama ben şöyle bir 10 dakika, 15 dakika sürer mi bilmiyorum. Bazen böyle iş yaparken ben dakika koyuyorum, daha çabuk yapıyorum o zaman. Hem ben bu balkon camlarını sileyim hem ben bunları silene kadar arkadaşlar kısırı zaten buzdolabına koymuştum. Buzdolabından çıktığı için çok soğuk, dişlerimizi kamaştırır. Biraz böyle ılısın hem de çay iyice demini alsın. Bunlar olana kadar ben şu balkon camlarını bir sileyim. Çünkü yoksa içine sinmeyecek yani. Vallahi arkadaşlar bugün öyle bir dolu dolu geçti ki gerçekten dolu dolu bir gün geçirdim diyebilirim. Şu hırkamı şöyle koyayım, balkondaydım çünkü. Dolu dolu bir gün geçirdik. Geçirdim diyeyim. Temizlik yaptım. Vlog çektim. Sonra yine işte günlük rutin işler. Günlük rutin vlog. Şu an çaycım çalışıyor.
Bir de güzel bir şekilde 23 Nisan kutlandı. Gerçekten güzeldi, çok coşkuluydu. Edremit harikaydı diyebilirim sizlere. Hele ki bizim oturduğumuz mühit yani gerçekten çok güzeldi. Çok önem veriyorlar hakikaten. Yemeğimizi falan yedik, çayımızı içtik. Çay hala içmeye devam ediyorum. Ben balkondaydım, biraz böyle bir üşüdüm, hırka aldım üzerime. Kutlamalar da bitti şu an. Bulaşık makinem dolu, onu boşaltayım diyorum sahura kadar. Yani bir işim yok şu an evde, sahurda da bir işim olsun istemiyorum. Bakalım Allah nasip ederse sahura kadar uyumam desem yalan olur. Çünkü bayağı sabaha karşı olacak arkadaşlar. Oturamam yani, illaki uyurum. Sonra şu an zaten spor yapacağım arkadaşlar. Bulaşık makinesini boşaltacağım ve spor yapacağım. Bu video bu arada bayağı bir bol sohbette oldu ha. Sizler de seversiniz bol sohbetli vlogları. Böyle. Şimdi birlikte bir bulaşık makinemizi boşaltalım. Şöyle alayım ben sizleri, yerleştireyim. Kocaman tripodum var ya. Küçük olsa bir dert, büyük olsa bir dert. Bakar mısınız nasıl dolu? Full dolu yani. Çok fazla bulaşık vardı. Elime ne geçtiyse attım. Ne geçtiyse attım. Beni de görün istiyorum ama şöyle mi yapsam? Bir anladım. Şöyle beni de görebilirsiniz. Evet, yüzümü görün yani en azından. Bugün ilk sahurumuza kalkıyoruz artık Allah'ın izniyle. Heyecanlıyım ben. Her sene Ramazan'da ayrı bir heyecan olur bende. Yakup'ta hiç heyecan yok. Hiç yani yok. Hiçbir heyecan yok. Bir tedirginlik de yok. Bir korku da yok. Bende hem heyecan var, hem tedirginlik var, hem korku var arkadaşlar. Şurasının heyecan Ramazan ayına girdiğimiz için böyle her şey daha bambaşka oluyor ya. Bilmiyorum, her şey daha sıcak oluyor. Güzel oluyor. Heyecan ondan kaynaklanıyor bende. Tedirginlik de şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Korku ve tedirginlik. Şimdi benim küçük bir çocuğum olduğu için ondan kaynaklanıyor. Çınar erken saatlerde uyanıyor. Şimdi Ramazan ayında da malum arkadaşlar, uyku düzeni denen hiçbir şey kalmıyor. Yani gerçekten kalmıyor. En azından bizde kalmıyor. Bizim evde kalmıyor. Geceleri uyumuyoruz. Sahuruna kadar uyumuyoruz. Yani ben hep öyle yapıyordum ama gerçekten zombi gibi gezdiğim günleri hatırlıyorum artık uykusuzluktan. Günüm mahvoluyordu. Gündüz uyuyordum. Yani bunu belli güzel bir düzene sokmak istiyorum. İşte biraz Yakup'la da konuştuk akşam yemekte. Dedim nasıl olacak? Hani Yakup istediği an uyuyabiliyor arkadaşlar. Onun için sıkıntı yok. Ama ben hem işte ev işleriyle, yemekle falan uğraşıyorum. Çınar'la uğraşıyorum. Benim uyku sıkıntı oluyor. Onunla da ayarladık. Bugün normal sahurda, normal saatimizde yapacağız ama bundan sonraki günler erkenden yiyip yatmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü Çınar gerçekten bizi fena bir derecede yıpratıyor. Sabah erkenden kalkıyor, kahvaltı istiyor. Yani gece geç dahi yatsa erkenden kalkıyor, kahvaltı istiyor. Şimdi doğal olarak çocuğu aç bekletemem. Mecburen kalkıp kahvaltı hazırlıyorum. Benim uyku bölünüyor bu sefer. Sabah erkenden de kalkınca inanın arkadaşlar hiç akşama kadar vakit geçmiyor. Çok edersiniz salak gibi oluyorum, uykusuz oluyorum. Yorgun oluyorum. O yüzden hani oruç kafaya vuruyor derler ya, benim oruç mideye vurmuyor, o zaman kafaya vuruyor. İşte bunu güzel bir düzene sokmak istiyoruz. Ama nasıl sokacağız bilmiyorum. Benim bu bir ay boyunca çok yoğun geçecek. Onu söyleyeyim baştan size. Benim çünkü her, yani zaten normalde günlerim de benim çok yoğun geçiyor. Dolu dolu geçiyor. Nasıl oluyor bilmiyorum ama dolu dolu geçiyor. Yani ben evde oturmaktan sıkıldım diyen arkadaşları çok şaşırıyorum gerçekten. Benim hiç sıkılmaya, oturmaya vaktim olmuyor. Şu saat olmuş, hala yine vaktim yok yani oturmaya. Anca saat 11-12 civarlarında oluyor. O zamanlarda inanın arkadaşlar yine boşalamıyorum. Sizlerin atmış olduğu yorumları cevaplıyorum. Onları inceliyorum, kanala bakıyorum. Onlarla uğraşıyorum bu sefer de. Çok aşırı bir yoğunluk var. Ramazan ayında da arkadaşlar ayrı bir yoğunluk oluyor doğal olarak. Sahurdur, iftardır, işte yorgunluktur. Bu da ayrı oluyor arkadaşlar. Ama ne bileyim, Allah'ın izniyle inşallah sağlıklı, saatli, huzurlu, mutlu
bir şekilde mübarek Ramazan ayını Rabbim hepimize tüm Müslüman alimle geçirmeyi nasip eylesin diyorum. Yani Yakup'un da evde kalacağı günler her gün kesiliyor. Şu an bir haftası falan kaldı sanırım. Bir hafta daha duracak arkadaşlar. Ondan sonra Yakup tekrar işe gidecek. Yine olmayacak evde. Yani biz de hani izin alalım, Eskişehir'e gidelim falan dedik ama o da olmayacak arkadaşlar büyük ihtimal. Çünkü izin almak sıkıntı, çocuklara dışarı çıkma yasağı var. Hadi biz burada izin alalım dedik. Oradan abimin alması gerekiyor izin. Arabayla gelip bizi buradan alması falan gerekiyor. Bilmiyorum. Bayrama da zaten çok bir şey kalmadı. O yüzden bayramda gideriz nasip olsa. Öyle düşünüyorum. Yani kafamda deli sorular. Ama şu anki durum arkadaşlar, gitmeyeceğiz yani. Şu anki durum onu gösteriyor. Gitmeyeceğiz. Evde duracağız gibi gözüküyor. Zaten mübarek Ramazan ayı, ne yapalım? Hayırlısı olsun, yapacak bir şey yok. Annemlerle falan da konuştuk bugün. Hayırlısı neyse o olsun arkadaşlar. Mutfaktaki işimi de bitirdim. Kahvemi bir güzel yaptım. Artık balkona çıkıyorum. Rakamı giydiğim için ister istemez bir serinlik var balkonda. Balkona çıkacağım, kahvemi içeceğim. Videomu editleyeceğim. Ondan sonra Allah nasip ederse sporumu yapacağım. Aslında yorgunum ama yapmak zorundayım arkadaşlar. Ondan sonra da işte güzelce şu iğrenç hocalardan falan kurtulurum. Güzel bir duş. Artık videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur diyorum. Sağlıklı olun, sağlıklı olun, huzurlu olun, mutlu olun diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir dahaki videoda Allah'ın izniyle görüşmek üzere.